Yeni traktörler gelince bunları elden çıkaralım diyorum Yasin ağa. Ne dersin? Sen bilirsin. Ne oldu canın sıkkın? Senin bu yaptığın olacak iş değil beyim. Hangi iş? Halide Hanım'ı evden kovma. Üzerine vazife olmayan meselelere karışma Yasin ağa. Bütün ömrümü bu çiftlikte tükettim. Sen de Halide Hanım da elime doğdunuz. Müsaade buyur da söyleyeceklerimi söyleyeyim. Peki. Dinliyorum. Kız kardeşim bir cahilliktir yapmış. Lakin bunun cezası evinden kovulmak olamaz. O sana anne babanın emaneti. Üstelik senin kız kardeşin. Onun da bu çiftlikte hakkı var. Birbirinizin üzerinde haklarınız olduğu gibi. Ne yapsaydım Yasin? Sen olsan ne ceza verirdin? Ceza vermezdim. Affederdim. Af mı ederdin? Halide Ramazan'la bir olup eşimi kaçırdı Yasin ağa. Unuttun galiba. Unutma. Üstelik o vakitler Güllü'nün senin eşin olmadığını, Ramazan'ın nişanlısı olduğunu da unutmadım. Ne oldu lan? Eniştem geliyor. Vay, enişte, hoş gelmişsin. Hoş bulduk Hamza. Nasılsın bakalım? Allah'ıma çok şükür be enişte. Sağlığına duacıyız. Âlâ. Enişte be. Kızmazsan sana bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. Ya ben şuncacık çocukluktan beri bu fabrikadayım. Gece demeden, gündüz demeden, dişimle, tırnağımla uğraşa dediğine çırçır katibi oldum. Sade de gel Hamza. Ya diyorum ki tabii ki ne senin için de uygunsa şöyle idarede masa başı katipliğine geçeyim. Bakarız, bakarız. Hadi işine dön sen. Bakarızmış. Kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Az önce kimi gördün bil bakalım. Enişte mi? Senin selamını söyleyecektim önce. Sonradan vazgeçtim. Ama çıkarken yakalayacağım gene. Ne de olsa enişten. Muhabbet etmemek olmaz değil mi? Para istiyorsun. Yok. Yazık yavuz sana yazık. Enişteme deyim de senin haftalığına biraz zam yapsın ha? Allah'ın mesafelerinden. Neresi lan? Lakı parası diyorum. Al. Zıkkımı kökünü iç. Ama bundan sonra benden zırnık alamam, anlıyor musun? Şimdi kalk git. Ya Allah. Sen dayına muhtaç olduğun sürece... Ben senin daha çok paranı yerim Zaloğlu. Bu traktörlerin motor hacmi 1600 santimetre küptür. Gücü ise 225 beygirdir. Evet, benzinli bunlar değil mi? Benzinli evet. Ama bir 6 ay daha beklerim derseniz dizel modellerimizi de getirteceğiz. Ne dersin Muzaffer? 6 ay daha bekleyelim mi? Kusura bakmayın. Ne diyordunuz? Beyefendi 6 ay daha beklerseniz dizel olanlarını da getirteceğim diyor. Şöyle yapalım. Biz aramızda bir fikir teatisinde bulunalım. Size de sonra haber verelim, oldu mu? Peki o zaman.
Güle güle. Sizden haber bekliyorum Zekai Bey. İyi günler. İyi günler. Neredesin sen ya? Anlamadım. Anlamazsın tabii. Ya, toplantının başından beri aklın başka yerde. Ne oluyor? Sıkıldım. Sıkıldın mı? İyi. Kalk hadi. Kalk kulübe gidelim. Seni kendine getirse getirse bir orası getirir. Hadi. Evet evet iyi olur. Bu iyi fikir. Demek de pek güzel oluyor be. Oğlanın üstüne fazla var mı Hamza? Niye ben mi? Eşeğe binmek bir ayıpsa inmek iki ayıp. Hem hazır açığını yakalamışken şimdi üstüne varmayacağım da ne zaman varacağım ha? Lan oğlum. Her zatı dayısından sebep baştan aşağı kin olmuş. Burasına gelir acısını senden çıkarır alimallah. Zaten sağ kalsa kızımızın üstüne oturak hep. Allah aklı bir tek sağa vermiş değil mi reçten? Estağfurullah. Estağfurullahsa dinle. Aha şuraya yazıyorum. Güllü Kemal'i bilerek çiftliğe aldırdı. Çüş. Ya çüş. Yarın bugün Muzaffer'e nallara diktirip malın mülkün üstüne konacaklar hepsi. Değil mi lan baba söyle yanlış mıyım? Benim de sabrım taşmaya başladı Reşit. Bari sen buna uyma kurban. Uymayayım ama yarın bugün Kemal Güllü'yü kaçıracak diye ödüm kopuyor. Yalan de. Eskiden yapmadı işte. Siz baba oğul manyamışsınız be. Kaçsalardı şimdiye kadar 50 kere kaçarlardı. Ben ortaya laf olsun diye konuşmam efendiler. Madem benim akıllarımı beğenmiyorsunuz buyurun. Baba oğul bu meselenin üstesinden siz gelin. Nasıl gelecekseniz. Cehenneme kadar yolum var lan. Hafız. Hmm. Benim burama kadar geldi kardeşim ya. O sürmeli eşek Allah'ın yürü benden avant alıyor ya. Yemin ediyorum ne yapacağım bilmiyorum ha. Ya söyle dayına geçsin. Ne söyleyeyim Hafız? Nasıl söyleyeyim ha? Ya dayı ben bu fabrikada çalışıyorum desen Muzaffer Bey çekip seni vuracak değil ya. Ben vurmasında değilim Hafız. Döndüm dolandım yine dayımın eline muhtaç oldum ya. O bana çok koyuyor Hafız. Çok. Ama yok. Yarın öbür gün kendime iş bulacağım. Yemin ediyorum. Dayına muhtaç oldum diye üzülme. Daha önce de söyledim sana. Annenden dolayı tarlada, dapanda, fabrikada, çiftlikte senin de hakkın var. Zinhar bunu unutma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.